Milyonlab ayollarımız, milyonlab erkeklerimiz sırbaz çetelde yürüyüp de. Lekin bana joy kengende aytı bir uşa Rusya'da işle yürüyen akamız yüzden aşık yığılagan diye kılıp SMS'ler cönet yaptı. Uşa joyda yürüyen ayollarımızı aynı ki tekkeni. Yerlere şette turup ular da uşaqa cönetip koreke deydi aytkeni üyeles yaptı. Bunu işte bazı birileri cırırlar dar o YouTube'a çıkışadı. Ben de halayını bakı yapman ne mi diyersen. Sen bakı yapken dursan bu top. Yüzdeden bir tez bakı yapken bu bakı yaptı diye ne mesela bu. Millet durup da aslında. Millet diye oylaş gerek. Millet durup da, halk durup da, vatan durup da. Ben hazır bir çetelge varıp da yama iş kısam. Egen verdi şükürullah palançiviç. Şu iş tıkıldı demedi. Uzbekistan'ı şu iş tıkıldı deydi. Uzbekistan diye şenge daha veremem. Şunu oylaş gerek aslında. Bunu oylaş bizi vazifen bürçümüz bizi bu. Uzbekistan'da saklaş gerek namını yiyem, bayrağını yiyem, libo inersesi. Şiddi nan tuzunu iyi yapız mı? Şuna kan geldi ki vafadar değil diyor. Vafadar bir amanatdar şuna kabul işimiz gerek biz. Bugün ki bugün ne böyle yürüptü bana? Şimdi öyle ki biz peygamberimizin hadisleri yiğitler basa roza tutu ilerdi geldi. Umman hayal kişiye faydası var mı nasıl yiğitler bas? Umman şu sahada kıyneleyken adam köprü roza tutsa şahvatı basılır. Ve Kudadan kokuşluydu biz dinimizi vasiyeti bugün için ayetemiz. Kudadan korkuyorlar şu çeteyle yürüyenler. Ayeteylik şunları gel. Hani Telegram'da SMS'de gebleşersinler. Kudadan korksun. Bu şey Kariye'de hem, Rusya'da hem, yine katla Türkiye'de, Dubai'de hem. Kuda bağır, Kuda körüp duradı. Kuda sağlasın bunlarsa. Ayollar gel nasihatta siz mesela o yüzgi işen besin mi? O şey ayollar da bana şu kanalımızı koyuyor bizi işçi yaptı. Şuna ayollar gibi bana bari uzun zahmet kızıydı. Türmüşü çıkan opağımız sinimiz bulsa kendi meyke oturayım o internette telefon, telegram ne kere sizge? Opa ya sinim ne kere? Saval sizge. Ta o kadar kökü diyor o bizge ah kökü yere bas. Bu telefon. Ben op buydum. Ne doğru düşünmeyin. Bu sizge adli telefon internete kirmeyi diyor. Şunu işledin. Tıcırah duruyelik. Yok, kiro diz hem o taza yaşı, ayolam insan. Ortağı var, dünyanası var, amması var, halası var, büvesi var. Kızını rasımını taşak iskeledi, uzun rasımını opasıya taşak iskeledi, gebleşedi. Müne bu sen mail işletsin. Lekin uşa ayol uzun uzun bile yaptı, başkara almayı kelleyin. Hop, daim udal etkili şüstürüydür o ayol indi, uz şeyinde mesela. Ama şuna funksiyon koydu, ündeki neyim öçür var ya. Bop da öçürersen, Kudan'ı spisiyazını öçürürsen mi sen uşa ayol? Eri bulup durup mesela o ersiz ayol bulur adı yenemez bu. Yaman ve yamarra işler bulup da mesela günah yaşlarda bulsa yaman. Şu günah karılarda bulsa yamarra. İkide 70'e kirgen apakı neşe yese otursa o yamarra o. Günahra o. 30 yaşarlıkken karın yani. 30 yaşarlıkken günah, haram bu. Karınlaki yamarra. Hı düşünürsün yarı. Aynı dakika iş. Eri yok ayolda bulsa bu yaman, günah, zina bu yani. Mesela eri yok kız, ya turmuşa çıkmayan, ya yani çıkıp ailesi bu zunge bitti, ayol, bir kız. Lekin erkeğiyle bile benim ona mülakat kılı yaptı. Fakat telefonda, ya SMS'de, ya Telegram'da, ya. Bu yam haram, bu yam günah kebire, bu yam zina. Lekin şunu, eri bar ayol kılı diyen bulsa bu yaman ra, hunig ra, günah ra buladı. Şunu için, maşette oturuyen erkeğiyle. Turmuşa bergen kızımız, turmuşa bergen opamız, sinimiz, ciyanımızı nazaratını alıyor uzumuzga. Ta ağda bir huni halat bulup, gış kalıptan köçüp, hem o çatak o gendeki aka yügür, baka yügür, unakaydı, bunakaydıdan köre, kesalı davalı genden köre aldığını alıyor yazdı. Nasihatimizi kılıyor, tavasını kısın o şey, sinimiz mi, opamız mı? Şimdi biz, o şey şariyette hulasasından kep çıkıp, şimdi bunu, bu mavzularımızı köp alimler eşitiyipti, üstazlar eşitiyipti, ahli ilimler eşitiyipti. Eğer ben NATO'ru hulasa koyuyorken bulsam o zaman bilimimden kep çıkıp, bunu haberini yetkizse ben kursam bulama. İşte NATO'ru yapardım. O gibi ne mesela? Mesela bir erkek ayağını fakat Facebook'ta ya Telegram'da bildi. Körüşmeyen mesela ümbelen ya bir mülakatke çıkmayan bir yüz mü yüz. Yazışken birbirine tercihendir bari yani ne madurlar diye. Şunu talak koyuyordu mesela ailesini büzüyor. Şunu deyilerge ben aytaman bunu o şey ayolga şuna kangi bir tazırını verin ki tazır urubmaz. Urubmaz. O şey ayol telegramda körüyende o şey tazır izlesi geçsin. Bunu yapayım bunu. Nasihat izbilen mi? Ya hafa buluş izbilen mi? Lekin
Bu ayol agar chin tavba qilmaydigan bo'lsa, o'sha Telegramdami, o'sha yozishda eriga xiyonat qilib yurgan ayol. Uni tavbasi nima desa, tavba degani yomon narsadan uzoqlashish degan. Mana shuni masalan, shetda erkaklar o'zimizda misol qilgan odam qo'rqib ketadi-yu. Shuna bo'ldi deylik, deb o'ylaymiz mana yo sinimiz, yo opamiz, yo kimdir. Xudo saqlasin un bundan u. Telegramda kimgadir yozgan, bitta bola yozgan, bu ham yozgan, u yozgan. Xullas, kiyo shu bizga tegishli bo'lgan ayolni haydadi. Kerak bo'lsa taloq bilan haydadi. Yomonmi? Yomon. Bugun hasad rosayam cho'qqisiga chiqqan bir davrda yashayapmiz desek, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni ko'ralmaslik, kuykanaylik degan narsa rosayam cho'qqisiga avjiga chiqqan bir davrda yashayapmiz desek, adashmagan bo'laveramiz. Desam bo'ladi hayotdagi misollardan olib. Chunki u ko'chadagi begonalarni qo'ying, o'rtoqlar 2 kunda bir ko'rishadi, bir haftada bir ko'rishadi. Bitta o'rtog'i mashina olsa, endi tilida ayta olmasam, ichida yonayotgani, yo'pda telefon olsa, yo zo'r qilib to'y qilsa, yonki oshnalar uyim bitti kelinglar desa kelib, o'rtog'i o'zi mehmonga chaqirgan, o'sha mehmonga chaqirgan o'rtog'ini o'ziga nisbatan qalbida kuyib, yonib shundan bo'layotgan holatlarda. Endi xo'p, bundan ham ko'ra ayanchlisi bitta oilada turib, bitta qorinda tug'ilib, aka-ukalarni bir-biriga bo'layotgan hasadlari, o'g'illarni bir-biriga bo'layotgan hasadlari, hasad tufayli oilalarda janjal chiqayotganligi. Uni sen qattan bilasan, poylab yuribsanmi desiz? Yo'q, endi birovning uyini poylab yurmaymiz-u hech qachon. Muammolarda, murojaatlardan xulosa chiqaramiz. Keladi bir olsun, ikinci olsun, ya qattiq sökken, ya qattiq turtken, ya urgan desegan bo'ladi. Shuna holatlar ham bo'lyapti. Sabab o'sha olsuniga bo'layotgan chiroyli sharoitlarda ikinci olsun ko'ra olmayotganligi. Shu tufayli janjal chiqarishligidan men xulosa qilyapmanki, ha, bir olsunda sharoiti yaxshi bo'lsa, ikinci olsun buni ko'ra olmayotganligi. Yo'inki eriga kelib turib, dugonalaridagi chiroyli sharoitlarni ko'rib, eri bilan janjal qilayotgan ayollar muammolari ham ko'payib boryapti. Ya'ni qandoq o'rik o'rikni ko'rganda olayadi degan bir maqol bor, o'rik o'rikni ko'rganda olayadi. Bu nima degani desa, bir-birini ko'rib, yimonda bunaqa ekan, bunda bunaqa ekan deb turib, kundan kunga hayotimizda dunyoga sho'ng'ib ketishimizga sabab bo'layotgan ishlar ko'payib boryapti. Shu muammolarni gapirmasak bo'lmaydi. Chunki bu dinimiz nasihat qilish kerak bo'lgan muammoligi uchun men mehrobda turib gapirayapman. Agar meditsinaga, ximiyaga, astronomiyaga tegishli gap bo'lganda men bada turib gapirmasdim. Buni alohida o'zi mutaxassislari bor ularda, o'zlarining ishi ular. Ular biz ishimizni qilmaydi, biz ularning ishini qilmaymiz. Hamma o'zining ishini qilsa, O'zbekiston inshaalloh obod bo'lib boraveradi inshaalloh. Mavzuga qaytadigan bo'lsak, ya'ni oshga borishyapti mana hozir, ayollarda osh ko'payib ketyapti. Uylarda, restoranlarda, to'ylarga borishyapti. Yoki yana bir eng ahmoqona ishimiz bor. Kiyo tomondan kelinga sarpo kelganda butun mahallani yarim ayolni chaqirib ko'rsatadi. Ana o'sha paytda agar mabodo o'sha kelin kiyo tomondan tuziroq bir narsa kelgan bo'lsa, kelib qizingizga ham shuni qilib bermasiz bo'lmaydi, palon qilmasiz bo'lmaydi. Shunga o'xshagan muammolar. Yoki ayol eriga janjal qilyapti. Buni muddaosi sababi, xotin bo'lganimdan beri biror marotaba menga tillo taqinchoq olib bermadingiz deb janjal qilyapti. Shetda qizi bor otalar, sizga bizning dinimizning nasihati, mana nasihatim biz. Turmushga chiqarmagan bo'lsangiz bu imkoniyat. To'g'ri jumadan borib abitam qilmasdan qizimizni o'tkazib nasihat qilaydi. Chiqarib olgan bo'lsak, chaqirtirib, ishim chiqib qoldi, qizimizni chaqirtirib nasihat qilaydi. Kiyovimizni, qizlarimiz sharoit ko'tarmaydigan holatdagi narsalarni talab qilib, so'rab, ularni ikkita cho'g'ni o'rtasiga qo'yib qo'ymasin. Bu holatlar juda ko'p oilalarda kuzatilyapti. Ishtima qilib bermagansiz, qo'lingizdan kelsa uylanmaysizmi, erkakmisiz? Bu yaxshi emas. Agar Xudo saqlasin, sal asabi chatoqroq erkak bo'ladigan bo'lsa, o'sha joyda shunday kesib qo'yadi hayotini. Bir yo'li yuk pukini qo'liga ushatib qo'yadi. Keyin pushmonni yeb yuraveradi. Bilmabman, kechirsin, panom pokin. Shuning uchun kasalni davolagandan ko'ra o'sha kuykanay qizimizga nasihat qilib qo'yaylik. Hammani bolasi o'ziga farishta ko'rinaveradi. To'g'ri. Lekin shuni oldini olish uchun hech qachon o'sinlanga kuyma qizim. O'sining bo'yniga 2 kilolik tros taqib oladimi? Kunda har xil mashina minib keladimi? Kuymagin, aralashmagin, ishing bo'lmasin. Birinchi o'rinda gunohkor bo'lasan, ikkinchi o'rinda hayotingni barbod qilasan. Deb shu narsani biz qizlarimizga nasihat qilib qo'ysak, maqsadga muvofiq chiroyli bo'ladi.